Merhabalar, ben Sezgin. Bugünkü konumuz pazar yerleri neden güvenilir konusu. Dikkat ettiyseniz pazar yerlerine güvenmeli miyiz şeklinde girmedim. Pazar yerlerine zaten güveniyoruz ama neden güvenmeliyiz konusunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle pazar yeri nedir? O konu hakkında bilgi vereyim. İşte marketplace pazar yeri şu kavrama geliyor. Alıcılar ve satıcıların bulunduğu ortamlardır aslında. Türkiye'de bulunan e-ticaret pazar yeri siteleri de en çok bilinen pazar yeri siteleri de işte gittigidiyor.com, neon1.com, trendyol.com, amazon.com.tr, hepsiburada.com, sahibinden.com işte birkaç tane daha var böyle bu şekilde ama bunlar en bilinen siteler. İşte bu siteler pazar yeri siteleridir. Bu sitelerde satıcılar yani kullanıcılar ürünlerini sitelere yüklerler. Alıcılar da yani son kullanıcılar, tüketiciler, müşteriler de ürünlerini buradan alırlar. Birçok müşteri, kullanıcı, tüketici bu ürünlerin bu sitelerin depolarında olduğunu sanıyorlar. Hani böyle bir durum söz konusu. Hala atılabilmiş bir algı değil bu. Önceden çok daha fazlaydı. Artık bir şekilde biraz daha öğrenildi ama hala işte yeni alışveriş yapanlar, yeni yeni bu siteleri tanıyanlar, yeni yeni artık kart bilgilerini internet sitelerinde paylaşmaya başlayanlar hala böyle bir algı var. Mesela gittigidiyor.com'dan bir ürün satın aldığı zaman ürünü gittigidiyor.com üzerinden geldiğini sanabiliyorlar. Evet, burada gittigidiyor.com'un ya da neon1.com'un bir ismi var, bir markası var, bir değeri var. Şimdi bu ürünler bu sitelerden gelmediği halde bu siteler nasıl güvenli, neden bu kadar güvenli, bu güvenliği neye dayanarak sağlıyorlar? Şimdi kısaca o konu hakkında bilgi vermeye çalışayım. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Pazar yeri sitelerinde güvenli ödeme sistemi yani havuz sistemi var. Şimdi son kullanıcı müşteri bir ürünü satın alıyor. Ürünü yaptığı ödeme o pazar yeri sitesi. Mesela neon1.com'dan bir kullanıcı ürün satın aldığı zaman o ürünün parası satıcıya gitmiyor. Hemen o satıcının hesabına yansımıyor. O para neon1.com'un hesabında bekletiliyor. Yani havuz hesapta bekletiliyor ki eğer ürünü size gelmezse ya da sorunlu gelirse ya da herhangi bir sıkıntı olursa sizin onayınız ya da sizin bilginiz dışında o para satıcıya aktarılmasın. Velev ki aktarıldı, hani aktarılsa bile 14 gün içerisinde tabi belli şartlar dahilinde cayma hakkınız vardır. Cayabiliyorsunuz. Hatta ürünü iade ederken kargo ücretini bile ödemeyebiliyorsunuz. Son kullanıcılar için konuşuyorum. Bu sadece sebeplerden biriydi. İşte havuz sisteminde bekliyor kullanıcının yaptığı ödeme. Ondan sonra satıcı yani ürünü yayınlayan kişi ürünü gönderiyor müşteriye. Ürün müşteriye gidiyor. Müşteri ürüne bakıyor, kontrol ediyor. Eğer gerçekten satın aldığı ürünse, üründe herhangi bir sıkıntı, sorun yoksa neon1.com'dan daha doğrusu işte pazar yeri sitesinden ürünü onaylıyor. Ürün onaylandıktan sonra ödeme ancak o zaman satıcının hesabına geçiyor. Böyle bir durum söz konusu. Diyelim ki ürün ulaşmadı. Böyle bir durum oldu. Ya da ürün bozuk çıktı. Kusurlu bir ürün çıktı. Bu sefer ürünü alan kullanıcı pazar yeri sitesine diyor ki bu ürün sorumludur. Ben diyor iade yapmak istiyorum diyor. Ya da üründen diyor vazgeçtim diyor. Bu şekilde gelen ürünü geri kargoladığı zaman ya da ürün hiç gelmediği zaman pazar yeri sitesi kullanıcının hesabını ödemesine geri iade edebiliyor. Yine aynı şekilde sizin pazar yeri sitelerinden aldığınız ürünlerle mağazadan, fiziksel bir mağazadan aldığınız ürünler arasında hiçbir fark yok. Şöyle hiçbir fark yok. Nasıl ki siz diyor atıyorum bir tane işte çamaşır makinesi alacaksınız. Nasıl ki gidiyorsunuz atıyorum Beko mayesine ya da Arçelik mayesine gidiyorsunuz bir çamaşır makinesi alıyorsunuz. İşte 2 yıl garantisi var diyelim o garanti belgesiyle birlikte alıyorsunuz. İçiniz rahat bir şekilde evinize dönüyorsunuz. Aynı şekilde pazar listelerinde de aynı makineyi aldığınız zaman aynı garantiye, aynı desteğe, aynı koşullarda sahip olabiliyorsunuz. Hatta çoğu zaman internet üzerinden aldığınız ürünlerde daha avantajlı duruma geçebiliyorsunuz. Çünkü internet üzerinden satıldığı zaman fiziksel mağazalarda olduğu gibi bir dükkan kira masrafları olmadığı için ya da işte dükkanlar birlikte işte dükkan kirasıdır, işte faturasıdır, elektrik, su giderleri, internet giderleri mesela birçok gider olmadığı için bu maliyetler ürünlere yansıtılmıyor. Ürünlere yansıtılmadığı için de aslında birçok ürünü internetten daha ucuza satın alabiliyorsunuz. Hiç sorun çıkmıyor mu? Sorun çıkıyor. İlla ki sorun çıkıyor. Fiziksel mağazalardan aldığınız zaman da sorun çıkıyor. İşte kargoda parçalanabiliyor. İşte kargocular istemeden de olsa paketi kırabiliyorlar, parçalabiliyorlar ya da paketi bozabiliyorlar. Ya da işte paketlenirken o satıcının farkında olmadan ürün kırılabiliyor, kırılacak bir eşyaysa bunlar olabiliyor. Böyle durumlarda işte yine son kullanıcı bunu gerekirse işte yapabiliyorsa
kargocuya tutanak tutturarak, eğer tutanak tutturamıyorsa ki çünkü birçok kargocu hani tutanak tutulsun diye ya da paketin açılmasını beklemez. Kargocu paketi bırakır ve gider. Son kullanıcı bazen ısrar ettiği zaman dur senin yanında bakayım dediğin zaman da aslında ona çok sıcak bakmıyorlar. Böyle durumlarda genelde hani şüphe duyulan kullanıcı şunu yapması lazım. Çünkü kargocuları da düşünmek gerekiyor. Onlar çünkü sürekli dağıtıma çıktıkları için her evde ya da her dağıtım yaptıkları bölgelerde bu kadar bekleyemezler. O yüzden de bu şekilde şüpheyle yaklaşan tüketiciler, son kullanıcılar gidip kargo şubesinden kendisi alma yoluna gidebilir. Kargo görevlisinin önünde daha geniş bir zamanda orada paketini açıp kontrol edip ona göre teslim alma yoluna gidebilir. Orada zaten işte kargo şubesinde kamera olabilir ya da orada çalışanlar olabilir. Bu şekilde varsa eğer sorun kayıt altına alabilir. Aslında şu ana kadar anlattığım konu her ne kadar son kullanıcıya, tüketiciye hitap etse de aslında bu konu içerisinde satıcıların da merak ettiği konular mevcut. Çünkü şöyle bir durum var. E-ticareti hiç bilmeyen bir satıcı, yani e-ticarete girmek isteyen satıcı müşteri tarafında yaşanabilecek durumları aslında o da düşünüyor. Yani niye pazar yerlerine güvensin müşteri ya da ben niye pazar yerlerine güveneyim? Şimdi biraz da satıcı tarafından olaya bakalım. Siz ürünü gönderiyorsunuz, para almadan gönderiyorsunuz. Sonuçta o açıdan bakıyor satıcılar. Cebine para girmeden ürünü gönderiyor. Gönderdiği müşteri tanımıyor vesaire. Şimdi pazar yeri siteleri demiştik ya alıcıları ve satıcıları koruyor diye. Sizin paranız aslında yani sizin ürününüze ait yapılan ödeme aslında pazar yeri sitesinin hesabında duruyor. Siz biliyorsunuz orada olduğunu. Ürünü o şekilde gönderiyorsunuz. Müşteri ürünü onayladıktan sonra eğer siz ürünü doğru bir şekilde gönderdiyseniz müşteri ürünü aldıysa müşteri ürünü onaylıyor. Onaylamasa bile ortalama 3 iş günü içerisinde zaten otomatik olarak pazar yeri sitesinden ürününüz onaylandığı için ödemeniz hesabınıza yine bir şekilde geçmiş oluyor. Yani müşteri onaylasa da onaylamasa da eğer her şey yolundaysa ödemeniz otomatik olarak hesabınıza geçiyor. Hiçbir kaybınız olmuyor. İşte şöyle bir sıkıntı var. Tüketici Koruma Kanunu dolayısıyla 14 gün içerisinde müşteri koşulsuz cayma hakkını kullanabiliyor. Yani ben beğenmedim deyip ürünü size geri gönderebiliyor. Tabii bunun bazı şartları var. İşte hijyenik ürünleri gönderemez ya da ne bileyim lisans ürünlerini gönderemez. İşte kullandığı açılıyla ya da başkasına satmaya yani iade geldi diyelim. Başkasına satmayı engelleyecek durumu olan ürünleri iade edemez. Ya da atıyorum bir ürünü paketledi, parçaladı. O ürünü iade edemez vesaire. Yani birkaç tane böyle koşul var. Bunları araştırabilirsiniz. Ama onun haricinde ürün geldi, baktı, paketi düzgün. Hala başkasına satılabilir durumdaysa o ürünü size geri iade edebilir ve siz de almak zorundasınız. Evet bu durumda size işte paketleme maliyeti çıkarabiliyor, fatura maliyeti çıkarabiliyor, kargo maliyeti çıkarabiliyor. Şimdi hem gönderirken eğer ücretsiz kargo gönderdiyseniz hem gönderirken işte bir kargo ücreti maliyeti çıkarıyor hem de ürün size gelirken yine bir kargo ücreti maliyeti çıkarıyor vesaire. Hani böyle bir durum var. Yine hani dediğimiz konu en başından beri anlatmaya çalıştığım nokta bu. Yani pazar yerleri güvenilirdir. Özellikle az önceki saydığım siteleri zaten çoğu kullanıcı, e-ticarette, internette satış yapan ya da internetten alışveriş yapan çoğu kullanıcı bildiği için ve yıllardır bu sitelerle ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı için o yüzden güvenilirdir. Zaten saydığım siteler de büyük sitelerdir. Her pazar yeri sitesi güvenilir mi, güvenilmez mi? İlla pazar yeri sitesi diye güvenmek mi lazım? Tabii ki böyle bir şey söylemiyorum. Özellikle az önceki saydığım siteler, yani siteleri tekrar sayıyorum. ne11.com, gittigidiyor.com, özellikle gittigidiyor.com yani Türkiye'nin ilklerinden zaten. Hani ilk bu işi yapanlardan olduğu için ve çok daha fazla bilinen olduğu için ilk başlarda gelen bir site, en çok güvenilen sitelerin başında geliyor. Keza işte ne11.com dedik, işte hepsiburada.com, trendyol.com, işte amazon.com.tr, işte Amazon'un Türkiye versiyonu. Hani bu şekilde bu sitelere güvenebilirsiniz. Çok fazla işte pazar yeri siteleri var. Bazı noktalarda özel kategorilerde atıyorum işte sadece OTD parça ya da ne bileyim sadece işte giyim sektörü ya da sadece oyuncak sektöründe vesaire böyle bazı kategorilerde verenler var ya da genel kategorilerde böyle pazar yeri modeliyle çalışanlar var. Şimdi bu siteler genel olarak son kullanıcının çok bildiği siteler değil, akılda kalıcı siteler değil. Bu siteler işte televizyon reklamlarıyla ya da daha böyle büyük bütçeli reklam yapılmış siteler değil. Yani Hepsi Burada'nın, Neon1'in reklamlarını televizyonda görebilirsiniz. Fakat o diğer sitelerin reklamlarını kolay kolay göremezsiniz. Haliyle bilinen siteler olmadığı için genelde Google reklamlarıyla vesaire hani
duyurulan siteler. Ama benim bu saydığım, az önceki 4-5 tane saydığım büyük web site, bu arada saymıyoruz, bir de epttavmi.com sitesi var aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Hani bu siteler güvenilir sitelerdir. Dediğim gibi satıcıyı ve alıcıyı korur. Her iki tarafın da haklarını gözetir. Sorunlar elbette olabilir fakat bu sorunlar mutlaka çözülmektedir. Yani buradaki yaşayacağınız sorun fiziksel bir mağazada yaşayacağınız sorundan çok farklı değildir. Hatta şöyle söyleyeyim, son kullanıcı tarafında iade ettiği zaman fiziksel mağazaya sorun yaşayabiliyorken internet üzerinden iade ettiği zaman hiçbir sorun yaşamaya biliyor. Ya da satıcı tarafından bakacak olursak, normalde dükkan kirası vererek aslında çok daha maliyet çıkarabiliyorken pazar yeri modelinde satış yaptığı zaman çok daha avantajlı olabiliyor. Yani genel olarak pazar yeri siteleri güvenilir sitelerdir. Ama bilinen siteler güvenilir sitelerdir. Buradaki olay şu, pazar yeri modeli güvenilirdir. Evet, güvenilirdir fakat güvenilir sitelerden, bilinen sitelerden alındığı zaman güvenilirdir. Bu şekilde bir durum söz konusu. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdilik bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. tamentegre.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. tamentegre.com ile tüm e-ticaret operasyonunuzu tek noktadan çok hızlı ve çok kolay bir şekilde ve çok uygun maliyetlerle yönetebilirsiniz. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize e-ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşça kalın.